Recep Tayyip Erdoğan kimdir? Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954'te Beyoğlu'nda doğan Türk siyasetçi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, Türkiye'nin 12. ve günümüzdeki Cumhurbaşkanı. 2003-2014 yılları arasında 11 yıl Türkiye Başbakanlığı yapan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı halkın seçmesini onaylayan anayasa değişikliği referandumu sonrasında 2014 yılında gerçekleştirilen seçimle doğrudan halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olmuştur. 1994 ve 1998 yılları arasında Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini yürütmüştür. Kurucular arasında yer aldığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 13 yıl boyunca genel başkanlığı görevini sürdürmüş, 2017 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu sonrası tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olmuştur. Genel Başkanlığı sırasında 2002, 2007, 2011 ve 2018 genel seçimlerinde partisi birinci parti olmuştur. 1976 yılında Milli Selamet Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'na ve aynı yıl İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçilen Erdoğan, Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu'ndan 1981 yılında mezun oldu. Milli Selamet Partisi'nin 1981'de kapatılması sonrasında 1983'te kurulan Refah Partisi ile siyasi hayatına devam etti. 1986 milletvekili ara seçimlerinde milletvekili, 1989 yerel seçimlerinde ise Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olarak seçimlere girse de her iki seçimde de seçilememiştir. Milletvekili adayı olduğu 1991 genel seçimlerinde ise milletvekili olmasına rağmen tercihli oy sistemi sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu milletvekilliğini iptal etti. 1994 yerel seçimlerinde elde ettiği %25,19'luk oy oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir açık hava toplantısı sırasında topluğa yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler sebebiyle halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle kendisine açılan dava sonucunda 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Belediye başkanlığı görevinden ayrılarak 26 Mart 1999'da girdiği cezaevinde 4 ay 10 gün kaldıktan sonra 24 Temmuz 1999'da tahliye edildi. 14 Ağustos 2001'de kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucular arasında yer aldı ve partinin genel başkanlığına seçildi. Parti girdiği ilk seçimler olan 2002 genel seçimlerinde %34,43'lük oy oranıyla Abdullah Gül'ün başkanlığında 59. hükümeti kurarken siyasi yasası gereği Erdoğan seçimlere girememişti. Siyasi yasağının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa değişikliği talebinin uygulamaya girmesiyle siyasi yasağı kalktı. 9 Mart 2003'te gerçekleştirilen ara seçimlerinde Siirt milletvekili olarak meclise girdi. Başbakan Gül'ün istifasını sunmasıyla 14 Mart 2003'te başbakanlık görevine geldi. Genel başkanlığını yürüttüğü Adalet ve Kalkınma Partisi 2007 genel seçimlerinde oyların %46,58, 2011 genel seçimlerinde ise oyların %44,83'ünü alarak Erdoğan'ın başbakanlığındaki sırasıyla 60. ve 61. hükümetlerini kurdu. Parti ayrıca oyların %41,67'sini aldığı 2004 yerel seçimleri, oyların %38,39'unu aldığı 2009 yerel seçimleri ve oyların %43,40'ını aldığı 2014 yerel seçimlerinde de en çok oy toplamayı başaran parti konumundaydı. 2007 Anayasa Değişikliği referandumu sonrasında anayasada yapılan değişiklikle birlikte Cumhurbaşkanı'nın ilk defa doğrudan halk oyuyla seçilmesinin önü açılırken, adaylığını koyduğu 2014'te yapılan seçimlerde aldığı %51,79'luk oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçildi ve Başbakanlık ile partisindeki görevinden ayrılarak Cumhurbaşkanlığı görevine 28 Ağustos 2014'te başladı. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomda Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sizlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bilgiler vermeye çalıştım.
YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.